Alıcısı çıkmadı. İnşallah güzel bir... Bekleyin orada. Tamam. Sokak hayvanlarına profesyonel olarak hem poliklinik hem rehabilitasyon hizmeti veriyoruz. 2019 yılından itibaren de burada gördüğünüz 300 dönümlük büyük arazimizde hem sokak hayvanlarına yönelik rehabilitasyon ve sahiplendirme hizmeti hem de milli parklarla koordineli olarak yabani hayvanların tedavisi ve rehabilitasyonunu sağlıyoruz. 2022 rakamlarımızı çıkardık. Bu rakamlara göre yaklaşık 3000'den fazla hem kedi hem köpek kısırlaştırmasını yaptık. Kısırlaştırdığımız köpeklerimizin hepsini çipledik. Kuduz aşılarını, yine kısırlaştırdığımız tüm hayvanların kuduz ve iç dış parazit aşılarını yaptık. 30.000'den fazla ihbar aldık vatandaşlarımızdan. 30.000'den fazla adrese gittik ekiplerimizle birlikte ve 26.000 kadar da hayvanımızın rehabilitasyon hizmetini gerçekleştirdik. Bir cambulansımız var. Denizli'ye yeni hizmete aldığımız Mayıs ayından beri. Yaklaşık da 3000'den fazla adrese gidip acil müdahale yapan bir aracımız. Bir veteriner teknikerimiz, işçimiz ve şoförümüz var. Bu aracımızla acil müdahale edilmesi gereken yaralı hayvanlarımızın hemen yanında olmaya çalışıyoruz. Pandemi sonrası Türkiye'de özellikle kedi sahiplenme oranı çok yükseldi. Hatta biz sahiplendirecek kedi bulamadığımız dönemler yaşadık pandemi zamanı, herkes evlere kapanınca. Herhangi bir kayıt altına da almadıkları için sahibi tarafından sokağa bırakılan hayvan sayımız da çok fazla. Biz normalde sokak hayvanlarına hizmet veriyoruz. Burada çok fazla cins hayvan olmaması gerekiyor ama pak gibi çok değerli köpekler, işte teriyerler, zaten artık goldenlar neredeyse sokak hayvanı sınıfına girdi. Danoalar, Alman kurt köpekleri. İşte kedilerden İran kedileri, Scottish'ler, British'ler bize hem teslim ediliyor hem de maalesef sokağa bırakılıyorlar. Biz de bu hayvanlarımızın tedavisini, rehabilitasyon sürecini tamamladıktan sonra buradan vatandaşlarımıza ücretsiz bir şekilde ve kayıt altına alarak sahiplendirmeye çalışıyoruz. Bu arada yabani hayvan sayısı da ciddi anlamda, yabani hayvan tedavi ediyoruz Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak. Yani buraya baykuşlardan, tilkilerden, kirpilerden, leylek, doğan, kızılşahin, vaşak, yani aklınıza gelebilecek çoğu yabani hayvanı burada tedavi ediyoruz. Bu sene 169 tane yabani hayvanımızı da doğal ortamlarına saldık. Hatta kuşlarımız Denizli'den işte Hollanda'ya uçuyorlar mesela. Çünkü biz onları rehabilitasyon süreci bittiği zaman halkalıyoruz. O halkaların işte Hollanda'da görüldüğünü, İsviçre'de görüldüğünü, Fransa'da görüldüğünü bilgilerini alıyoruz ve çok seviniyoruz. Hatta bazı leyleklerimiz buradan uçurduktan sonra ertesi sene bizi ziyarete geliyorlar, öyle söyleyelim. Çünkü biz onların önemli bir eviyiz. Şu an hepsi burada abi. Tamam. Gelin bakalım biraz buraya. Gel. Çekil bakalım. Stick.